Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü videoma geçmeden önce daha önce yayınlamış olduğum videolar hakkında yorumlarınızı beklediğimi bilmenizi isterim. Olumlu veya olumsuz, yapıcı her türlü yorumunuzu açayım. Lütfen videoların altına yorum atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere oyun dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen The Game Awards 2019'dan bahsedeceğim. Yani oyun ödülleri. Her sene geleneksel olarak düzenlenen The Game Awards 2019 yılının en başarılı oyunlarına ödüllerini dağıttı. 20'den fazla ödülü sahipleriyle buluşturan etkinlik bu sene de son derece heyecanlı geçti. Bu videomuzda bütün ödülleri tek tek inceleyemeyeceğimiz için sadece yılın en iyi oyunu ödülüne aday olan ve kazanan oyunları sizlere tanıtacağım. Bu ödüllerin sadece 2019 yılında çıkan oyunlara verildiğini hatırlatmakta da fayda var. İlk adayımızın adı Control. Oyundan biraz bahsedecek olursak, Quantum Break ile bilim kurguyla doğaüstü mevzuları bir arada işlemektedir. Hikayesi ise Jesse Faden adında yıllar önce kasabasında gerçekleşen doğaüstü bir olayla bütün ailesini kaybeden ve merkezini bulup içine girdiğinde yöneticisi ilan edildiği Federal Bureau of Control etrafında geçmektedir. Federal Bureau of Control, doğaüstü olayları ve objeleri çok fazla gün yüzüne çıkmadan kontrol altına almak ile görevli çok gizli bir derin devlet örgütüdür. Örgütün karargahı Oldest House isimli ve uçsuz bucaksız olan fazlasıyla anormal bir binadır. Jesse Faden oyunun başında karşılaşıp The Hiss ismini verdiği gizemli bir güç Oldest House'un bütün kontrol mekanizmalarını ele geçirmiştir. Hal böyleyken The Hiss'in arkasındaki gizemi çözmek ve bütün her şeyi eski haline çevirmek bizim görevimiz olur. İkinci oyunumuzun adı Death Stranding. Hideo Kojima'nın yarattığı bu oyun gerçekten de geleceğin klasik oyunları arasında yerini şimdiden almış durumda bence. Çünkü hem tasarımı, hem hikayesi, hem oynanabilirliği birçok konuda ciddi anlamda fark yaratıyor. Oyundan bahsedecek olursak, Norman Reedus'un canlandırdığı Sam Porter Bridges'i yönetiyoruz oyunda. Yakın gelecekteyiz. Yıllar önce ölüm kıyısı adı verilen bir felaket yaşanmış ve dünya bu boş, terk edilmiş halini almış. Milletin eşyalarına sulanan haydut yükçü grupları haricinde dokunduğu her şeyi hız ve yaşlandıran zaman kıyım yağmurları ve bu yağmurların yanında getirdiği gizemli tehdit KV'ler yani kıyıya vurmuşlar nedeniyle hayatta kalan insanlar güvenli sığınaklara çekilmişler. Bu yerleşkeler birbirinden tamamen kopuk durumdalar. Taşıyıcılar da bu nedenle bu dünyada önemli bir role sahipler. En azından hikayenin somut tarafı böyle başlıyor. Bir de soyut tarafı var. Burası aşina olduğumuz terk edilmiş dünyalardan farklı bir yer. Ölüm ve yaşam iç içe geçmiş durumda ve bu durum oyunun tam da merkezinde. Sam bir öteci örneğin. Öldüğünde Derz ismi verilen bir düzleme geçiş yapıyor ve oradan hayata dönebiliyor. Birisinin ölmesi büyük bir şey bu dünyada. Çünkü cesedinin yerleşkelerin uzağındaki yakma merkezlerine götürülüp yakılmaları gerekiyor. Yoksa patlıyorlar ve orada çok büyük bir krater oluşturuyorlar. Oyunu özetlemek gerekirse tamamen farklı bir tecrübe olduğunu, anlamlı ve derin bir hikayeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kojima'nın en iyi işi değil, kusurları bol ama eğer oyunun farklılıklarına dudak bükmek yerine onları kucaklarsanız sizi kendine hayran bırakacak bir tecrübe bekliyor diyebiliriz. Sıradaki adayımız Nintendo'nun tüm kahramanlarını bir araya getirme olayının bir sonucu olan Smash Bros. Oyunlarının en sonuncusu Super Smash Bros. Ultimate. Bu oyun serisi Nintendo'nun yaklaşık 20 yıldır en güçlü kozlarından birisi olmuştur. Oyundan biraz bahsedecek olursak, oyunun türü her ne kadar dövüş oyunu olarak geçse de aslında bir arenada dövüştüğünüz ve karakterleri arenadan uzaklaştırmaya çalıştığınız bir oyun türüdür. Oyunda Smash ve Spirits adında iki ana kısım vardır. Smash'te bütün karakterlerle karşılıklı dövüş modunda oynayabileceğiniz, Spirits'te ise oyunun hikayesine bağlı kalarak ilerlemeli şekilde oynayabileceğiniz. Genel olarak baktığımızda oyun Nintendo Switch için çıkmış en iyi oyunlardan birisi. Arkadaşlarınızla ve ailenizle eğlencenin dibine vurabileceğiniz son yıllardaki en iyi oyun kendisi. Sıradaki adayımız Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake tam 21 yıl önce çıkan Resident Evil 2'nin yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda Leon S. Kennedy ve Claire Redfield isimli karakterlerin hikayesine tanıklık ediyoruz. İlk oyunun hikayesinden 2 ay sonrasına geçen yapım, zombi salgınının yavaş yavaş küresel boyutlara ulaşmasını anlatıyor. Kısacası Umbrella şirketinin araştırmaları ve tabii ki insanların bitmek tükenmek bilmeyen hırsları sonucu patlak veren bu kriz, Raccoon City sokaklarına kadar çıkmış vaziyette. Leon ve Claire, her ne kadar Resident Evil serisinin yalayıp yutmuş oyuncular için aşina olduğumuz karakterler olsalar da aslında bu oyun ile hikayeye giriş yapıyorlar. Öyle ki Claire'i abisi Chris Redfield'ı görmeye gelen bir genç kız olarak gördüğümüz oyunda, Leon S. Kennedy'yi ise Raccoon City'de görevine başlamak üzere yola çıkmış bir çaylak olarak görüyoruz. Hatta Leon içerisine düştüğü bu keşmekeşin içerisinde İşteki ilk günümü böyle hayal etmemiştim sözlerini de söylüyor. Oyunun hemen başında yolları kesişen ikilinin bu soluksuz macerasına farklı açılardan tanıklık edebiliyoruz. Yeri gelmişken bahsetmem gereken bir nokta daha var. Resident Evil 2 bir remake oyunu fakat yapım ekibi oyunun içerisine çok güzel detaylar eklemeyi başarmış. Hem oyunun başlangıç sahneleri hem ezbere bildiğimiz bazı sahneler yepyeni detaylar ile bezenmiş durumda. Bu durum oyunu nostaljik olarak bakarken aynı zamanda yeniliklere de kucak açmamızı sağlıyor. Üstelik bu yenilikler sadece olay örgüsünde değil, oynanışta da bizlerin karşısına çıkıyor. Bir sonraki adayımız The Outer Worlds. Hikaye anlamında alternatif bir evreni tercih eden Obsidian ekibi senaryoyu 1901'de eski Amerikan Başkanı William McKinley'nin suikaste uğramadığı zamandan başlatıyor. Alternatif bir evrende geçtiği için piyasaya kendi amaçları doğrultusunda hükmedemeyen ABD hükümeti çareyi yönetimi yavaş yavaş büyük şirketlere bırakmakta buluyor. Kapitalist düzenin acımasız bir şekilde işlediği hikayenin devamında ise uzayda koloniler kurulmaya başlanıyor. 2355 yılında geçen The Outer Worlds'ün dünyasına yavaş yavaş girmeye başladığımızda insanların nedenli paraya, makama ve rütbeye tamah ettiğini ve liyakatın yok derecesine olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii bu hikayenin oyunun arka planında gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. Oyuna başladığımızda Hope isimli bir uzay gemisinde yolcu olduğumuzu öğreniyoruz. Yolculuk sırasında gemide yaşanan bir arızadan dolayı 10 yıllık yolculuğumuz 60 yıla kadar uzuyor. Ardından uzmanmış bir şekilde uyanan ana karakterimiz Passenger filmine benzer olarak uyanıyor ve başka bir yörüngeye hiper uzayı kullanarak yolculuk etmek zorunda kalıyor. Fragmanlarda da gözüken Finn's Vernon Verse adındaki bilim adamı ise bağlı olduğumuz Halikon kolonisini kurtarmak amacıyla bizi en yakındaki Terra 2 isimli gezegene zorla indiriyor. En sonunda ise kolonimizden bağları kopmuş ve geri dönmek zorunda olan bir yabancı rolünde hiç tanımadığımız bir gezegende maceraya atılıyoruz. İşte The Game Awards yılın oyunu ödülünü kazanan oyun Sekiro: Shadows Die Twice. Sekiro hem Dark Souls'lardan hem de Bloodborne'dan farklı bir oyun. Hatta bana sorarsan Nioh'a hem tematik hem de oynanış olarak daha yakın. Bir kere artık o meşhur kanser eden stamina barı yok. İstediğimiz gibi koşup zıplayabiliyoruz oyun alanında. Zıplayabiliyoruz derken de muadillerindeki kısıtlı ileri doğru sıçramaktan değil, duvarlarda seke seke zıplamaktan bahsediyorum. Yine prostetik kolumuza bağlı bir kanca sayesinde belli noktalara uçabiliyoruz Batman misali. Hani hareket özgürlüğümüz ve hızımız neredeyse Uncharted'ın Nathan Drake'i anımsatır cinsten. Bu serbestlik geniş oyun alanında dikey ve yatay olarak seyahatimizi kolaylaştırırken çok güzel gizlenmiş eşyaları bulma çabamızı da epey zevkli hale getirmiş. Zaten Sekiro'da en sevdiğim şeylerden birisi bölüm dizaynlarının oyuncuyu hem aksiyonun kalbine sokmaya hem de keşfetmeye yöneltiyor oluşu. Savaş mekanikleri de bu tasarımın tercihinden nasibini alarak değişmiş ve bambaşka bir hal almış durumda. From Software'in kendini bu oyunda epey zorladığını ama bu zorlamanın karşılığında fazlasıyla aldıklarını düşünüyorum. Özellikle bir hayli dinamik savaş mekanikleri resmen taze bir hava soğutuyor insana. Özel yetenekler, bolca takma kol cihazı derken dövüşlere getirebildiğimiz çeşitlilik göz kamaştırıcı. 50-60 saat bile oynasanız sıkmayan cinsten. Çok daha mantıklı checkpoint yerleşimi ve mekanların dikey, yatay tasarım zenginliği de oyunu diğer Soulsborne yapımlarından veya taklitlerinden ayırarak bambaşka bir yere konumlandırmış. Yalnız şu unutulmamalı ki zor oyunları sevenler için bile zor, hani insanın moralini bozabilecek kadar zor bir oyun bu. Hatta Soulsborne yapımlarındaki kas hafızanızı bile çöpe atmanızı gerektirecek kadar da farklı. Oyunu almadan önce bunları değerlendirerek kararınızı verin derim. Oynarken çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Oyun bu özellikleriyle 2019 yılının en iyi oyunu ödülüne de layık görüldü ve bunun gibi yaklaşık 50 farklı daha ödülü bir yıl içerisinde topladı. Bunu gerçekten hak ediyor mu? Tabii ki zaman gösterecek.